Merhabalar. Yine bugün güzel, canlı, harika bir çalışma gerçekleştireceğiz. Richard Kraft atölye çalışmasında artık söylediklerinizi dikkate aldım. Uzun zamandır unuttuğum veya projelendirmek için geç kaldığım, hani şu çok sorduğunuz plastikler vardı ya. Evet, plastik sandalyeyle işleme başladım. Bugün kendisiyle birlikte çok güzel bir kombin yapacağız. Şimdi bugün biraz dekorda da biraz değişiklikler gerçekleştirdim. Burada daha öncesinde bizim bir fuar çalışması için yapmış olduğumuz bir masamız vardı. Belki sizlere ufak da olsa bir fikir olacağını düşünüyorum. Masamız plastik değil ama şu an elimdeki bu katlanan siyah plastik masamı aynen bu kareografiye uygun bir görsellikte gerçekleştireceğim. Artık havalar ısınıyor. Balkonlarınızda, bahçelerinizde veya açık mutfaklarınızda biraz daha böyle artık tek düzelikten çıkıp renklerin yaratmış olduğu sinerjiyi yakalamak çok mümkün. Size ne lazım? Her zaman söylüyorum. Rich Multi Surface ve Multi Decor çatlaklar sizler için yeterli. Dün kısa bir yanlı hikayelerde paylaşmış olduğum şey vardı, postumuz vardı. Sandalyenin arkasında bir kat boyadım. Dünden öncesinde bir kat boyadım. Buraya daha herhangi bir işlem yapmadım. Şu şekilde gösterebilirim ki, içim gıcıklandı. Evet, çok da yapmamak lazım demek ki. Bakın, bu sağlamlığının, tırnağımın sesini zaten duyuyorsunuzdur, bir göstergesidir. Plastik boyanır mı? Evet, boyanır. Çok da güzel olur. Ama burada dikkat edeceğiniz şeyler var. Plastik boyarken ahşap yüzeyler boyar gibi boyayı kalın sürmüyorsunuz. Bir, fırçanızda yoğun boya olabilir ama boyanızı her defasında yedirmeniz gerekiyor. Kat aralarında plastik emici bir yüzey olmadığından dolayı mutlaka beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla sert yüzeylerde uzun süreli boyanın kemikleşmesini nasıl beklersek aynı şekilde plastik gruplarını da bu şekilde beklememiz gerekiyor. Değişik, yine farklı bir tasarımla artık çalışmaya başlayalım mı diye sorsam. Başlayalım hocam. Tamam. Evet, Multi Decor çalkıt kardelen rengiyle sandalyemizin şu şekilde kapanan bir sandalye, şöyle göstereyim. Bir kat sırt kısmını kardelen rengiyle boyadım. Burada ben bir sürü işlem yapacağım. Ama öncesinde şu şekilde kağıt bant, su bantı, kağıt bant diye geçer. Şöyle iki tane şerit attım. Daha hiçbir işlem yapmadım. Yüzeye herhangi bir ürün sürmedim. Burada biz tabi kuruma sürelerini biraz hızlandırmak amacıyla sizlerle ürünü finalleyebilmek adına biraz ısıdan yararlanacağım. Ama bu arada bu söylediğimi, benim yaptığımı kesinlikle yapmıyorsunuz. Plastik sandalyelerinizi boyamaya başladığınız zaman mutlaka ve mutlaka bekliyorsunuz. Kat aralarında birer gün bekleyerek hareket ediyorsunuz. Multi Decor çalkıt demiştim. Direkt bakın şişesinden çıktığı gibi uygulamaya başlayacağım. Siyah bir yüzeyi, şu an kullanmış olduğum rengim 4508. Şöyle de yakından bırakacak olursam 4508 numaralı kardelen rengini kullanıyorum. Boyama yaparken yüzeyde ister istemez ilk anlarda fırça darbelerim olacak. Panik yok. Bunlar daha sonrasındaki ikinci katlarında kapanacak. Hele hele ki benim yapacağım gibi biraz böyle fazla renkli, uçuk kaçık bir proje olsun diyorsanız o zaman hiç sorun yok demektir. Bu işlemimi gerçekleştirirken ortalarda bakın şu şekilde fırça darbelerim kalabiliyor. Daha öncesinde de söylemiştim, gene söylüyorum. Bunlar olursa eğer bir baştan bir başa elimi, fırçamı yüzeyde şöyle hafifçe yüzdürüyorum. Şu anda sandalyemin sırt kısmında dediğim gibi bir kat koymuştum. O benim için yeterli. Çünkü ben orada dekoratif desenlemelerle çalışacağım. Bir sürü işlemlerden geçecek gene. Sadece tek bir renkle, boyamayla sınırlı kalmayacağız. Ama bu aşamada ben şu an bir katta yapacak olduğum bu işlemi, eğer sizler benim ürünüm net boya olsun diyorsanız bir kat süreceksiniz. Dediğim gibi bir gün bekleyeceksiniz. İkinci katını, bazı durumlarda üçüncü kat isteyebilir. Bu sürülen yüzeye göre, fırçanın boyayla tutuşuna göre değişkenlik gösterir. Bizim işimizde hiçbir zaman kurallar yoktur. Ama ortalama konuşacak olur isem 3 katta bu sorunu çözebilirsiniz. Hocam, demir ayakları boyayacak mısınız? Demir ayakları şu anki kombinasyonuma göre belki en son masamda kullanmış olduğum renk safirdi. Safir rengiyle boyayabilirim. Ama bu
bu bittiğinde de biraz aslında görsel bütünlüğümle alakalı. Şu anda ondan çok emin değilim. Öncelikle bitirmek istediğim kısmını tamamlayacağım. Daha sonrasında neden olmasın? Belki olabilir. Hocam, kapı camın buzlu aynı efekti olur mu? Cam kötü, bir de yağlı boya üzerine bu boyalar olur mu? Bir akıl verebilir misiniz demişler. Estağfurullah, tabii ki de. Şöyle bir söyleyeyim size. Buzlu cam arkadan aynı efekti çalışılabilir. Ama buzlu camın kendi o yüzeydeki nasıl diyeyim, pastelliliği, arkadan çalışmış olduğunuz veya önden yüzeyden çalışmış olduğunuz görüntüyü ister istemez kıracaktır. Normal şeffaf cam kadar net bir ayna etkisi alabilmeniz, açık konuşmak gerekirse, çok mümkün değildir. Ama bu çalışılmayacağı, uygulanmayacağı anlamına da gelmez. Bir ufak bir noktasında hemen anlık birkaç kere darbeyle ayna efektini sıkın. Biraz daha puslu, donuk, dediğim gibi bir görüntü elde edecek. Çünkü net, saf bir cam olmadığından dolayı. Ama o görüntü size uygunsa eğer, uygulanabilir. Hocam, fırça darbeleri gitsin diye ikinci kattan sonra zımpara yapıp üçüncü katı sulandırsak daha iyi olur değil mi demiş. O da bir yöntemdir. Eğer dediğim gibi bu şu an Gülbeyaz'ın okumuş olduğu, sizin yazmış olduğunuz kısım da bir yöntemdir. Veya benim yaptığım gibi ortada darbeniz kalsa bile bir baştan bir başa, daha boyanız yaş iken çok bastırmadan şu şekilde ortadaki darbeleri kaybedebilirsiniz. Hocam, elimde çatlatma medyumu step 1 var. Normal rich multi-surface boyalarla kullanıp çatlatma tekniği uygulanabilir mi? Şimdi mozaik step 1 sadece takımıyla çalışılır. Step 1 ve step 2. Birincisi çatlatan, ikincisi çatlayandır. Ama siz eğer multi-surface grubunu çatlatmak istiyorsanız kullanmanız gereken ürün crackle medium'dur. Crackle medium, önce istediğiniz X bir renk, işte beyaz, sarı, kırmızı neyse boyanır. Crackle medium sürülür. Ondan sonrasında multi grubundan tercih etmiş olduğunuz renk üzerine sürülür ki üzerindeki boya çatlama reaksiyonunu gerçekleştirmiş olsun. Şimdi bu arada üst kısmında da tercih etmiş olduğum renk de yaz yeşili, 4564. Dedim ya, biraz böyle artık tam yazın getirmiş olduğu sıcaklıklar, tonluklar. Biraz da tek düzelikten hani çıkalım istediğim için yine şurada ince bir kağıt bant çalışması gerçekleştirdim. Hocam, masif çerçeve aldım, akrilik ile boyanır mı? Masif çerçeveler akriliklerle boyanır. Vernik atacak mısınız sandalyeye? Tabii ki de. Bu kadar emek veriyorum. Hiç hibe eder miyim ben o emeğimi? Hocam, titanyum metaliklerin üzerine vernik oluyor mu, yoksa önce vernikleyip sonra mı sürmeliyiz? Hayır. Mutlaka boyama işleminiz bittikten sonra titanyum serisi de olsa, multi serisi de olsa bir kat vernikliyorsunuz. Hocam, ayna efektini ham ahşaba direkt sıkabilir miyiz, yoksa illa bir kat boya sürmemiz gerekir mi? Ham medefere sıktığınız zaman çok baskın bir etki almazsınız. Hani ben boyama işleminden gerçekleştirmeyeyim, direkt aynayla parlatayım gibi bir düşünce var ise bu çok doğru bir cevap olmaz. Altını en azından kendine uygun bir tonla boyanması gerekir. Bu da titanyum serisinden gümüş, antik gümüş, inci tercihiniz ne yönde olur ise en azından bir kat boyamanızı tavsiye ederim. Hocam, mutfak dolaplarına multi surface mürdüm rengiyle eskitme yapmak istiyorum. Ne renk krem almam gerekir? Eskitme kremleri içerisinde neydi rengin ismi, hemen söyleyeceğim. Amatist. Evet. Amatist rengini kullanarak eskitme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şu yeşilin güzelliğini bir gösterebilir misin? Veya şöyle eysem acaba? Evet. Bütün alanda yapmıyorum ben bu işlemi. Sadece bu kısımda gerçekleştireceğim. Şimdi biraz da kurumasını bekleyeceğim haliyle. Çünkü ne oluyor da kurumasını beklemediğimiz durumlarda, eğer ben şu an tekrardan boyayı üzerinden geçmeye kalkarsam, birincisi alttaki boyayı sıyırır. İkincisi sağlamlılık gücünü azaltır. Bir emek veriyorum, bir takım yapıyorsam lütfen dikkat etmemiz gerekiyor. Her şekilde mutlaka kat aralarında bekliyoruz. Bu arada ben dün bir çalışma yaptım. Kara tahta boyası. Kara tahta boyasıyla hep soruyordunuz ya bana, kaçırdığımız yayınları nereden izleyebiliriz, nasıl takip edebiliriz? Burada kara tahta boyası tebeşirleri farklı renklerle uyguladım. Kaçırmış olduğunuz, anında seyredemediğiniz veya yayının tamamını seyredemediğiniz durumlarda ertesi gün itibariyle tüm canlı yayınlarımız
Rich Art Craft YouTube sayfamızdan bulabilirsiniz. Ortalama, ilk harfler büyük. Evet, ilk harfler büyük. Aynen yazmış olduğum gibi ilk harfler büyük olmak kaydıyla Rich Art Craft YouTube sayfamıza üye olduğunuz takdirde de aynı zamanda benim orada kısa püf noktalar olarak paylaşmış olduğum videoların bildirimleri de en azından sizlere gelmiş olacaktır. Evet. Hocam. Yaz yeşilini de tamamladım. Şimdi artık bunu kurumaya bırakacağım. Bu arada sorularınızı cevaplayabilirim. Evet. Hocam, buzdolabımı boyamak istiyorum. Metalik gri, diğer beyaz eşyalarıma uygun neyle boyamalıyım? Metalik tonlardan bir geri dönüşüm yapmak durumunda kaldığın için seçmen gereken seri titanyum metalik serisidir. Titanyum metalik serisinden tercih etmiş olduğun gümüşün tonları vardır. Hangisini istersen bu yönde ilerleyebilirsin. Ama bir de düz metalik gruplarımız, yani titanyum seri diye olmayan metalik akriliklerimiz var. Krom metalik akrilikler var. Kesinlikle bunlarla bu tarz geri dönüşümler yapmıyorsunuz. Hocam, evet, peki şunu bir açalım hemen bu arada. Hocam, bir tarafa ayna efekti yapınca üzerine boya ne renk yapmalıyız? Ayna efektinin kombinasyonu çok olasılıklıdır. Bunu her yönde kullanabilirsiniz. Sıcak renklerden bordolar, kırmızılar, soğuk renklerden turkuazlar, patinalar. Bunların hepsi kullanabileceğiniz renklerdendir. Şunu nasıl koyarsam acaba bozmadan daha hızlı bir şekilde kurutabilirim. Bugün de hava çok sıcak ve ben burada en azından fönle gürültü yapmamak adına elektrik sobası çalıştıracağım. Vay halime. Şöyle bıraksak. Evet. Sorulara geçebilir miyiz hocam? Hazırım. Evet, başlıyoruz. Hocam, güzel insanlar demişler öncelikle. Konsolumu boyayıp metalik boya ile stencil yapıp üstünü tekrar boyayıp telle eskitme yaptığımda metalik boya çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Metal ayaklar boyaya bulaştı, nasıl temizleyeceğiz demişler. Metal ayaklar İşte multi surface'ler ve multi dekor çalkıtlar her yüzeyde tutuculuğu çok yüksek olan anlık eğer bulaştıysa silebilirsiniz. Ama anlık bir bulaşma değil ise, yani daha önceden boyadığınız ve orada kaldıysa, boyayın, kurtulun, en azından hepsi bir bütünde estetik olsun derim. Çünkü çıkartamazsınız. Hocam, sunum tepsisini boyayıp vernikleyince üzerine yiyecek konmasında sakınca var mıdır? Şöyle, hayır, sakınca yoktur ama direkt gıda ile temasını gerçekleştirmeyin. Çok güzel böyle sunumlar için kullanılan dantelli dekorlu kağıtlar var. En azından tabanına bunu yayarak güzel sunumlar gerçekleştirebilirsiniz. Hocam, banyo zeminini stencil ile beyaz siyah yapmıştım ama sıkıldım. Üzerine titanyum siyaha boyadım. Bu işlemlerimi tamamen silmek için ne yapmam gerekiyor? Altta zaten bir vernik vardı. Dolayısıyla üstteki sürmüş olduğunuz rengi değiştirmek için silerek devam edebilirsiniz. Veya hiç uğraşmayayım diyorsanız direkt tekrardan boyayarak devam edebilirsiniz. Hocam, fiskos sehpama transfer yaptım. Üzerine kaç kat vernik atmam gerekir? Bir de vernik rulomu fırçayla mı? Rulo kesinlikle. Bir emek var ortada. Rulo, biliyorsunuz ki boyayı yaparken bile nokta atışı yaparak hafif kabartılar bırakarak gerçekleştirir. Fırçayla yapın, kendinize garantiyi alın. Bir kat sürün, bir gün bekleyin, ertesi gün bir kat daha sürün. En azından yaptığınız emeği uzun ömürlü kullanın. Dekopaj yöntemiyle poşetlik yaptım. Verniklemedim. Su ile temas etmeyeceği için bir şey olur mu? Gene de vernikleyin. Yani bugün o ürün tozlanmayacak mı? Hiç silmeyecek misiniz? Vernikleyin. Hocam, deri sandalyelerimi... Vernikten bu kadar korkmayın ya. Yani şöyle söyleyeyim. Vernik yaptığınız işinizi uzun vadede sürekli rahat bir şekilde temizleyerek kullanmanızı sağlayacaktır. Hani siz zaten denizi geçiyorsunuz, derede boğulmazsınız. Esas zor olan aslında boyayı yapmaktır. Bu aşamaya geçtikten sonra vernikten korkmayın. Evet, şimdi. Sizler tabii benim yaptığım gibi hızlı bir kurutma işlemi gerçekleştirmemeniz gerekmektedir. Burada doğal kurumaya beklemeniz gerekiyor. Şimdi bu siyahtan sonra birinci katın görüntüsüdür. Burada hemen ben bir kat daha bir işlem gerçekleştireceğim. Bir yandan da sorularınızla devam edeceğim. Evet. Hocam, deri sandalyelerimi Paris keteniyle boyadım. Tek katta kapattı. Altı yeşil. DM'den atacağım size, üstüne metalik ne renk yapsam? Evet, attığınızda en azından fikir paylaşımı yapabilirim. Çünkü modeline göre de biraz değişkenlik gösterebilir bu durum. Eskitme kremini tüm yüzeye mi, yoksa sadece eskitme istediğimiz yerlere mi sürdüm? Eskitme istediğiniz yerlerde. Laminat parkeleri boyayabilir miyiz? Boyayabilirsiniz. Aynı seramik mantığı gibi düşünün.
laminat farkelerinizi de boyama işlemlerinin arasında kat aralarında mutlaka ki bekliyorsunuz ve sonrasında çok güzel bir şekilde mutlaka vernik yapıyorsunuz. Mutfak tezgahımı boyamak istiyorum. Sağlıklı olur mu? Bir de deriyi boyasak rengi kalıcı olur mu? Tabii ki de olur. Deri üzerinde kullanmanız gereken boya grubunuz Multidecor Çalkut grubundan renk tercih etmek durumundasınız. Tezgah kısmına gelince evet boyanır, boyanmaz değil. Ama üzerinde çok güzel bir şekilde vernik yapmak durumundasınız. Hocam wax'ın üzerine vernik yapılıyor mu? Tabii ki de. Ama sprey vernikten ziyade fırçayla süreceğiniz bir vernik olmalı. Parlak, mat, yarı mat tercih hangi yönde olursa. Hocam yağlı boya üzerine boya tutar mı? Nasıl boyanır? Yağlı boya üzerine de tutar. Biz burada plastik boyuyoruz. Multidecor Çalkut grubunu tercih edebilirsiniz. Multisurface grubunu tercih edebilirsiniz. Her ikisi de olur. Hocam metal yerlere kayan boya ne ile temizlenir? Anlık bir sapma varsa, değme noktası varsa hemen ıslak mendille silebilirsiniz. Ama kuruduysa çıkartmak biraz zordur. Sahte deri üzerine yapılacak boya var mı demişler hocam. Çalkut grubuyla renklendirilebilir. Metalik boyayı dolabımı rulo ile Allah Allah okuyamadım bir saniye. Metalik boyayı dolabımı rulo ileri fırça evet, ileri beyaz okumayı sökecek. Evet. Yakında sökecek ama Ramazan geçtikten sonra o da kendisine gelecektir. Affınıza sığınıyorum. Evet, metalik boyayı dolabımı rulo ileri fırça ileri boyamalı mıyım? Ha, dolabımı fırçayla mı ruloyla mı boyamalıyım? Aslında soru herhalde bu şekilde. Birinci kattan sonrasında fırçayla devam edin. Rulo bir kolaylıktır ama fırça iz yapmaz. En azından pürüzsüz bir yüzeyi elde etme şansı size yaratır. Hocam fırçaları kullandıktan sonra nasıl muhafaza etmeliyiz? Fırçalarınızla işiniz bittikten sonra anlık hani o an yıkayamıyorsanız benim gibi bir kapta suyun içerisine bırakın. Sonra yıkarsınız veya hemen yıkayın. Sonrasında tekrardan detaylı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Benim şu anda mesela hazırlamış olduğum şöyle bir kabım var. İçerisinde şu an beyazda işim bitti. İçerisine bıraktım. Yayından sonrasında kendilerini temizleyeceğim. Hocam ahşap panjurlara uygulama olur mu? Olur ama burada işte esas koruyuculuk boyama boyayı tutar. Boya yüzeyden kalkmaz. Ama çok sağlam vernik yapmanız gerekiyor. Parlak mat, yarı mat, ultra mat, high gloss vernik fark etmez. İki kat vernikleriniz gerekir. Hocam annem masasını boyadı. Hep tırtıklar oldu. Vernik lekeleri oldu. Bunu nasıl engelleriz? Şimdi o tırtıklanmalar biraz yüzeye sürülen boyanın durumuyla da alakalı. Muhtemelen rulo kullandığınız rulo kullanmayın birincisi. İkincisi yüzeyde vernik eşitsizliği durumu. Bir madem olduysa sünger zımparayla çok hafif bir zımpara yapın. Ondan sonrasında bir kat daha vernik attığınızda bu sorun ortadan kalkacaktır. Evet şimdi orası kururken şurayı çalışalım. Çünkü sandalyemizin işi biraz uzun. En azından biri beklerken diğer kısmını çalışalım. Burada dediğim gibi ben biraz hazırlamış olduğum şu renkli masam ve köşeme uygun bir sandalye haline getireceğim demiştim. 8023 numaralı pirinç dekopajımı kullanacağım. Şuradan hemen bir makas alayım. Hocam deriyi boyarken sulandıracak mıyız? Hayır, deriyi uygularken deri yüzeylerde sulandırma yapmıyoruz, direkt uyguluyoruz. Balkon seramiklerimi boyayıp stencil çalıştım. Vernik için ne kadar beklemeliyim? Boyama işlemi bittikten sonra 2-3 gün bekleyin. Ondan sonra verniğe geçin. Hocam, hasır görünümlü örgü plastikten yapılmış bahçe mobilyaları ne ile boyanır veya boyanırsa tutar mı demişler. Tabii ki de tutar. Sonrasında vernik yapmanız gerekiyor. Şimdi ben burada boyamış oldum. Bakın önceden hani şurası daha temiz olsun diye bant yapıştırmıştım. Bantımı kaldırdım. Bantımı kaldırdım ama bakın boyam kalkmadı. Şimdi bir tabağa kullanacak olduğum ürünüm Magic Dekopaj tutkalı. Magic Dekopaj tutkalımı aldım. Yapıştıracak olduğum kısmı öncelikle yerini belirliyorum. Şu şekilde biraz çiçeklerimiz görünsün değil mi ama? Hocam.
Tepsi yapıp satışını yapıyorum. 3 kat su bazlı vernik atıyorum ama daha uzun kullanımını sağlam olması için sıcağı ve suya dayanıklı başka bir vernik atabilir miyiz demişler. 3 kat su bazlı vernik atılmış. Daha uzun ömürlü olması için başka bir vernik atabilir miyiz? Hayır demişler. Gerek yok. Zaten 3 kat vernik attıysanız o artık hiçbir şekilde zarar görmez. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada bakın, önce kağıdımı eşitleyebilmek için sadece şu baş tarafından tutturdum. Kağıdımın bir bütünde, daha buralarını yapıştırmadım. Magic dekopajla yapıştırdığım için yırtılmaz. Burayı güzelce önce... Hocam deri ayakkabı çanta boyandığında da vernik atılıyor mu? Hayır. Sprey vernik hangi yüzeylere uygulanır? Sprey vernik her yüzeyde uygulanır. Hani onun sınırlı belirli bir alanı yoktur. Ama burada ev ortamlarında sprey vernik uygulamak çok kolay bir durum değildir. Bu arada Magic Dekopaj tutkalarını gördüğünüz gibi üzerinden de geçiyorum. Ev ortamlarında uygulanması çok mümkün değildir. O yüzden hani uygulama esnasında açık alanda olmaya dikkat edin. Çünkü solvent içerikli olduğu için gaz halinde olduğundan dolayı ister istemez bir kokusu vardır. Hani rahatsızlık boyutuna çıkartmasın. Hocam mutfak dolaplarımı ve fayanslarımı boyadım. Kaç kat vernik atmalıyım? Ne kadar arayla atmalıyım? Boyama işlemi bittikten 2-3 gün sonrasında vernik işlemine geçin. Ve bir kat vernikleyin. Bir gün bekleyin. Sonra bir kat daha vernikleyin. Hocam benim de böyle sandalyem var. IKEA'nın plastik. Nasıl boyanır? Nasıl boyanır demişler. İşte şu anda bu benim yaptığım size bir fikir olsun. Hocam fayans boyamada hangi vernik kullanılmalı? Haygloss vernik kullanılabilir. Suvazlı sır vernik, önce şuradan bir fazlasını almam gerekiyor. Suvazlı sır vernik olabilir, haygloss vernik olabilir. Hepsi kullanılabilir. Ama bir kat sürüyorsunuz, bir gün bekliyorsunuz ve bir kat daha sürüyorsunuz. Bugün bu arada bayağı bir dolaşıyorum atölyenin içerisinde. Hocam çelik kapımın kutularını metalik serisiyle boyadım. Pompon fırçayla çok kötü bir görüntü oldu. Nasıl düzeltirim? Fırçayla geçin üzerinden. Kağıdımın fazlasını bu arada zımparayla buradan kaldırıyorum. Hocam deri boya markası neydi duyamadım demişler. Tabii ki de Moti Dekor Çalkıt grubuyla boyayabilirsiniz. Yani hemen gösterelim. 46 rengi mevcuttur. Şu an bu size göstermiş olduğum renk yaz yeşilidir. Hocam akıtma tekniğini gösterebilir misiniz bir gün demiş. Tabii ki de. O da sizin evinizde rahatlıkla yapabileceğiniz projelerden biri. Bugün dediğim gibi söz vermiş olduğum plastik boyama kısmını gerçekleştiriyorum. Bir gün de onu yaparız. Hocam high gloss mu yoksa sır vernik mi daha parlak? Sır vernik. Sır verniğin parlaklığı çok daha yüksektir. Hocam eskitme pudrasını nasıl... Bir şekilden şekile giriyoruz. Evet. Hocam eskitme pudrasını nasıl, ne şekilde her ahşapta kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. Lakir dolabımı hangi boya ile boyamalıyım? Evet. Rich Multi Surface veya Multi Decor Çalkıt grubu tam sizin sorunlarınıza cevap verecek olan boya grubudur. Her ikisi de olur. Hangisinden renginizi tercih ederseniz. Mermer efekti videonuz var mı? Var. Biz onu yapalı hatta bayağı bir zaman oldu. YouTube kanalımızdan direkt mermer çalışması diye incelediğinizde rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bakın ne kadar kıvrımlı yüzeyler dahi olsa rahatlıkla pirinç dekopajımı Magic Dekopaj tutkalı sayesinde yırtmadan rahatlıkla yapıştırabiliyorum. Hocam küvetimi boyamak istiyorum. Önerilerinizi alabilir miyim? Küvet boyamaları Multi Surface veya Multi Decor Çalkıt gruplarıyla boyanmalıdır. Boyandıktan sonra mutlaka küvet sürekli suyla temas edecek olan bir yüzey olduğu için 2 değil hatta 3 kat vernik yapmanızı öneririm. Özür dilerim. Ve kat aralarında mutlaka hep birer gün bekleyin. Hocam salon masamın üstüne eskimiş beyazla boyadım. Üstüne de mermer görünümü yapacağım. Nasıl vernik yapayım mermer gibi görünsün? High gloss verniğinizi 2 kat sürdüğünüzde güzel bir etki bırakır size.
Arkadaki dikiş makinesini anlatır mısınız? Bende var aynısı demiştim. Arkadaki dikiş makinesi tamamen pas efektleri ve eskitme kremlerinden oluşan bir çalışma. Şu yan taraflarında Benedict sarısı, patina rengi, füme rengi. Aynı zamanda eskitme kremlerinden amatist benim en çok bu takımda kullanmış olduğum renklerden biriydi. Bu arada bakın arkasını da temizleyerek, zımparalayarak direkt şu şekilde kağıdımı çıkartabildim. Evet. Şimdi desenimin burada kurumasını bekleyeceğim. Hocam, vernik kabarcıklarını yok etmek için bütün yüzeyimi zımpara yapmamız gerekiyor. Vernik kabarcık yaratırsa elinizdeki ruloyu değiştirin. Rulo kullanmayın. Çünkü fırça yaparken zaten vernik kabarcık yapmaz. Mutlaka fırçayla yapın. Ruloyla değil. Hocam, annemin eski çaydanlığını boyadım. Üzerine pirinç dekopaj yapmıştım. Kullanmada sıkıntı yaşar mıyım? Direkt ateşe değeceği bir nokta değildir herhalde. Dekor olarak üst taraflarda kullandıysanız sıkıntı yaratmaz. Ama bir bütünde eğer kaplandıysa sonuçta kağıt grubudur. Boya yanmaz. Boyada bir reaksiyon vermez ama kağıtta verebilir. Direkt ateşe birebir oranda etkisi kalmasın. Şimdi burada da yapacak olduğum başka bir işlemim var. Hocam, bez ayakkabı nasıl boyanır? Multisurface'lerle boyayabilirsiniz. Tercih etmiş olduğunuz renklerle. Onlarda sulandırma yapmıyoruz. Boyamızı çok ince kullanıyoruz. Bir kat boyayın. Birkaç saat sonra diğer ikinci katını sürersiniz. Tamamen kuruduktan sonra. Hocam, cam masamın üzerine kolay transfer uygulamak istiyorum. Kullanışlı olur mu? Sildikçe zamanla kalkma olur mu? Yemek masasına uygulayacağım demiş. Uygulayabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Yağmur çizmemi boyuyorum. Vernik yapmalı mıyım? Hayır. Ayakkabılarda, derin yüzeylerde vernik yapmıyoruz. Şu anda kullanacak olduğum stencil kodu 320 ve 283. Kullanacak olduğum renkler çikolata ve siyah. Multisurface grubundan gene çikolata rengi ve siyah rengi akriklerimizi kullanacağım. Kodu şöyle göstereyim daha yakından. Şu şekilde 320 numaralı stencil'ımı kullanacağım ve baklava modeli olan 283. Renk olarak da yine Multisurface serisinden çikolata rengi ve siyah rengi akliğimizi tercih ediyoruz. Şimdi buradan hemen pompon fırçamı alıyorum. Gördüğünüz üzere defalarca kez kullanılmış. Orijinal halinden uzaktan yakından bir alakası olmayan bir pompon gösteriyorum size. Ama ben bunu yıkadığım için, bakın zaten boyada da renk vermiyor, hala kullanabiliyorum. Hocam, pompon fırçayla yapıp da, hani stencil yapıp da zaten beğenmeyenler vardı. Püf noktalarını da anlatırsak. Evet, boyayı, tamponumu aldım. Burada bırakıyorum fazlasını, iyice. Tatmin olmuyorsam da şu şekilde. Ondan sonra, eğer geniş bir alan, hani bu kadar dar değil, daha geniş bir yüzey alanlara çalışacaksanız şayet stencil spreyi sıkmanızı tavsiye ederim. Ama benim şu an çalışacak olduğum, tabii kendime doğru çevirince siz görmeyeceksiniz, şöyle yapalım. Çalışacak olduğum alanım çok küçük ve ben bölgesel bir çalışma gerçekleştireceğim için şimdi uygulayacak olduğum alana şablonumu koyuyorum. Hocam, dairesel. Şu anda ben çok net bir stencil yapmayacağım. Sorumu sorabilir miyim? Tabii ki de. Hocam, tuvalet zeminini boyarsak kireç sökücü kullandığımız zaman vernik zarar görür mü? Hayır, görmez. Çok rahat kullanabilirsiniz. Korkmayın. Hocam, ben kapılarımı boyamak istiyorum. Hiç boyamamış, hangi ürünü kullanabilirim? Multisurface grubunu kullanmanız gerekir veya Multidecor Çarkut grubundan tercih edecek olduğunuz renklerle çalışmanıza başlayabilirsiniz. Korkmayın. Hemen başlayın. Multisurface'ler ve Multidecor çalkıtlar her türlü gri dönüşümünüz için size yeterli. Biraz da şurada basalım. Hocam, duşa kabininin plastik kapağı aynı efekti görüntüsüne boyanır mı? Plastik kapağı. Tabii ki de boyanır ama o kadar net bir görüntü vermez plastik üzerinde. Hani camda bir yansıma vardır, bir doygunluk vardır ama plastik yüzeylerde metalize etki gibi sadece bırakır. Ama olmaz mı? Gayet de güzel olur. Hocam, mutfak tezgahına hangi boyayı kullanmalıyız? Multisurface. Evet. Sanırım bugün ayakkabı boyamayacaksınız demişlerim. Plastiğin sözünü vermiştim. Şu an plastik çalışmasını gerçekleştiriyorum. Plastik bir sandalye boyuyorum dekoratif olarak.
Ama sadece düz renk yapmıyorum. Burada stansıllar, pirinçler, eskitmeler, eskitme kremleri, gene bir sürü işlemden geçecek. Şuralar kurumuş fakat şurada kurumayan bir nokta var ki bakın ben zaten elimi sürdüğümde hemen şöyle bir kalkma kısmı gerçekleşti. Projem için sorun değil ama ben bunu net boyadan gitmek durumunda kalmış olsaydım bir kat daha boyamam gerekiyordu. Hocam sandalyemizin arkasını görmek istiyorlarmış. Sandalyemizin arkası. Sandalyemizin katlanmış hali. Sandalyemizin açık çok hali. Güzel. Her türlü versiyonlarını şu an paylaştım sanırım. Evet, şu noktayı birazcık daha kurutmak için şöyle bırakıyorum. Sorularımıza geçiyoruz. Evet, sorularımızdayız. Hocam, sehpa üzerine gri eskitme yapmak için hangi rengi kullanmalıyız? Alt zeminde beyaz üzerine eskitme kremlerinden griyi tercih edebilirsiniz. Zeminde griyi boyayıp üzerine siyah eskitme kremlerinden tercih edebilirsiniz. Bu hepsinin yaratmış olduğu etkiler ve tonlamalar farklıdır. Nasıl istenirse. Plastik sandalyelere stencil yapabilir miyiz? Ben yaptım. Daha da yapacağım. Kaçırmayın. Devam edin seyretmeyin. Mutfak dolaplarımın kaplama olduğunu söylediler. Boya tutmaz dediler. Sizce boyasam tutar mı? Kiracıya rezil etmek istemiyorum dolapları. Eski haline. Ev sahibinden izin alın. Ben bunları boyayacağım. İzin veriyor musun diye. Eğer ev sahibi size izin veriyorsa hiç korkmayın. Multi Surface grubu veya Multi Decor Çağatık grubuyla boyamaya başlayabilirsiniz. Tedirginliğinizi de atmak için önce kapaklardan bir tanesini, o görünmeyen iç kısmını, örneğin Multi Surface serisi ise boyanızın içerisine birinci katta 1/2 su katın, boyayın. Bir gün bekleyin. Ertesi gün 1/3 oranında su katın, tekrar boyayın. Ortalama bu işlem 3-4 kere yapılacaktır. Birinci kattan sonra da ortalama, şu an artık havalar sıcak olduğu için hani normalde 6-8 saat derdim. Şimdi 4 ile 6 saat arasında bekleyerek diğer katlarını yapabilmeniz mümkün. Eğer Çalkıt grubuyla yapıyorsanız onu da hemen, çünkü renkler çok farklı. Çalkıt grubuyla yapılıyorsa sulandırmanıza gerek yok. Direkt kullanacaksınız. Kat aralarında böyle birer gün beklemenize gerek yok. Birinci katı sabah sürüyorsanız ikinci katı öğleden sonra sürüp tamamlayabilirsiniz. Ama bittikten sonra, boyama bitti, iki gün bekliyorsunuz, vernik yapıyorsunuz. Devam edebilir miyim? Tabii ki de. Hocam, ocakları da boyayabilir miyiz? Isıya etkili olur mu? Beyaz kısımları boyanır ama döküm kısımlarını boyamayın. Çünkü onlar direkt kızgın ateşlerle etkili. Tenceremin sapı beyaz, alt kısmı yandı, boyanabilir mi? Boyayabilirsiniz. Çok tencere, tava, çaydanlık vesaire boyayan paylaşımlarımız da oldu ayrıca. Hocam, banyo mutfak yenilendikten sonra ne kadar süre sonra deterjanda zarar görmez? Şöyle, örneğin banyo boyama işlemi bugün bitti. Ben 2 gün sonra vernikledim. Bugün de günlerden çarşamba. Cuma günü vernikledim. Cuma günü itibariyle bu banyoyu aktif kullanıma geçebilirim. Ama temizlik aşamalarına geldiğimizde bir hafta kadar sabredin. Hani hemen haldırı alır, o yağ çözücüleri, çamaşır sularını, Scotch Brite'leri falan devreye almayın. Bir hafta 10 gün nazik kullanın. Ondan sonra nasıl isterseniz kullanıma devam edebilirsiniz. Hocam, merhaba demişler. Konsol boyadım. Su bazlı verniğe ne kadar su koymalıyım? Su bazlı verniğe su koymuyoruz. Vernik gruplarının suyla inceltilme olmaz. Ama eğer hani o an sürüşte sizi biraz zorluyorsa yapabileceğiniz maksimum oran 3-4 damla diyebilirim size. Hocam, kumaş ayakkabı boyadım, sert oldu biraz, ne yapmalıyım? Multi Surface grubuyla muhtemelen boyanmıştır. Multi Surface'ler dediğim gibi kumaş gruplarında biraz sertlik yapabilir diye her defasında söylediğim durum işte bu. Şekilde yumuşadı biz. Hafiften sünger zımparayla üzerinden bir zımpara yap. Boyanın biraz daha kumaşın dokusuna inmesini sağlar bu durum. Biraz da zaten giydikçe o tamamen naturalleşecektir. Hocam, kot kıyafetlere süsleme yapar mısınız demişler? Kot kıyafetlerle aslında yapmıştık. Ne yapmıştık? İlk etapta paylaştığımız şey rölyef varak yapmıştık. Hatırladım. Akriklerle desenleme yapılabilir. Evet, şimdi kontrol edelim. Oo, kurumak ne ki? Yanmış. Yani şu anda herhalde burası bir 35 derece falan olmuştur. Size öyle söyleyeyim. Şimdi ne yaptık? Pirinç dekopajımızı kullandık. 8023 numaralı pirinç dekopajımı. Önce Multi Decor Çalkıt grubuyla boyadım. Sonra Magic dekopajlıklarıyla pirinçlerimi yapıştırdım. Yaz yeşili Çalkıt grubundan yaz yeşiliyle yeşilimle boyadım. Çikolata rengi akriliğimle 320 nolu stansılımı tamponladım. Şimdi yapacak olduğum işlemi biraz nötralleştirebilmek adına. Hocam, Rich ile boyadığım objenin üzerine sprey boya yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsiniz. Vernik grupları tercihlidir. Yani sadece su bazlı vernik veya fırça vernik olmak zorunda diye bir kural yoktur. Sprey vernik değil, sprey boya.
sprey boya. Evet. Altta zemin su bazlı, üstüne solvent bazlı bir ürün kullanacaksınız. Hani kendi grubuyla kullansanız aslında daha iyi, öyle söyleyeyim. Bakın süngerime biraz eskitme kremi aldım. Fazlasını da hep güzelce sıyırdım, bıraktım. Sadece pirince gelmiyoruz diyecektim ki ben o anda değdirdim. Hocam buzdolabında inox görüntüyü elde etmek için nasıl boyamalıyım? Titanyum seriyi tercih etmeniz gerekir. Titanyum serisinden tercih edeceğiniz gümüş tonlarından herhangi bir tanesi. Gene değdirdim. Hem konuşmayayım yapamıyorum galiba ben bugün. Bence evet. Gayet güzel yapıyorsunuz hocam. Şimdi de artık... Sizce de güzel olmuyor mu? Fazlasını da yüzeyden alıyorum. Şuradaydı boyam. Şu tarafıyla süngerimin eskitme kremimi güzelce doğal bir görüntü elde ediyorum. Hafifse biraz yeşilleri bir tık daha ortaya çıkartabilmek için çok nazikçe bastırmıyorum. Dokundu dokunmadı gibi bir zımparamı yüzeyden geçiyorum. Evet, şimdi şu kısımlarını bir göstermek istiyorum. Yazı yazmadığım, eskitme kremiyle direkt aşağıya doğru indiğim kısım. Yazı yazdığım o geçişli işte. Eskitme kremlerinin doğal görüntüleri bunlardır. Hani her zaman paylaşmış olduğumuz durumlar vardı ya. Ama tabii bitmedi. Daha buranın dekoratif çalışması. Benim bugün kafamda gene bir sürü çalışma var. Hocam, pazartesi günkü yayınızda vişne rengi dolabınızın çalışmasını ufak bir parçanın üzerinde gösterecektiniz. Kaldı bir gün, onu da gösterir misiniz demişler. Gösteririm de, gösterecek dedik mi? Demişim demek ki, hatırlamıyorum. Ben de hatırlamadım ama. Evet, şimdi siyah rengi Multisurface akrilimi alıyorum. Hocam şu an sandalye boyut değiştiriyor demişler. Evet. Siyah rengi Multisurface'imi 283 numaralı stencil'ımla siyahımı takımıma kombin yapıyorum ya. Bunun çünkü geri parçaları var. Hocam şimdi boyanmış bir objeye ne zaman vernik atılabilir? 2 gün. 2 gün bekleyin. Hocam eskitme pudrasını nasıl, nerelerde kullanırız? Tablo kenarına uygulanır mı? Ana renk mavi ise ne renk kullanılmalı? Eskitme ürününü tam anlatır mısınız? Evet, bakın. Eskitme pas efektleri, bunlar anlatılmaz, aslında yaşanması lazım. Tabii ki de bir gün bir proje üzerine ben bunu aslında en çok kullandığım ürünlerden biri, şu N3 kısmını yapmamışım bu arada, orayı da yapalım. En çok kullandığım ürünlerden biridir pas efektleri de. Mutlaka kullanacak olduğunuz yüzeyde altta bir doku vardır veya rölyefli bir alandır. Küflenmiş görüntüsünü istediğiniz noktalarda bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Geri kalan alanlarda değil. Çünkü pas efektleri bunlar yoğun ürünlerdir. Eskitme kremleri gibi alttaki rengi belli etmez. Yarı transparanlık vardır. Şimdi bunları bir kenara bırakıyorum. Ama bunlarla daha işim var. O yüzden hepten kaldırmayacağım. Nurdaner Hanım hoş geldiniz. Biz kimseye kızmadık. Ben mi kızdım? Ben kimseye kızmadım. Niye kızdınız bana ben geldim deyince demiş ama biz kızmadık. Yok. Kimseye kızmadım. Yanlış anlaşıldık herhalde. Evet. Şimdi multidekor çalkıtla karneler rengiyle boyamış olduğum alt kısımda farklı kombinasyonlar gerçekleştireceğim. Bunun için ne kullanacağım? Gene multidekor çalkıt grubundan kırmızı rengini tercih edeceğim. Ama bu sefer kırmızı boyamı net kullanmayacağım. Normalde her zaman söylediğimiz bir durum vardı. Boyalarımızda sulandırma gerçekleştirmiyoruz dedik çalkıt grubunda. Ama benim gibi daha böyle uçuk farklı tonlardan hareket etmek istiyorsanız, hatta çok bile koydum. Boyamı şu an doku olarak çalışmak istediğimden dolayı glaze'le inceltiyorum. Bir de peçete alıyorum. Hocam bu desen kalıpları defalarca kullanılıyor mu acaba? Tabii ki de kullanılıyor. Yani şu şekilde boyanmış olduğu durumu sizi rahatsız etmesin.
Bunu ben baya baya kullandım. Burada temizlik aşamasında, arada bir suyla yıkadığınızda, temizlik aşamasında en azından şablonunuzun kenarında da kıvrılmasın, katlanmasın. Bu size yeterli. Kırmızı, multi dekor çalkıt kırmızı rengini tabağıma glaze kattım. Glaze ile boyama bir lokmacık olsa da karıştırdım. Fırçamı aldım. Elim hep düz. Şimdi... Acaba sandalyenin son hali nasıl olacak? Evet, şimdi tekrardan glaze'ime dokunuyorum. Hatta şöyle biraz yaklaştırayım. İnanın yayınlarda hem konuşup hem bu işlemleri yapmak hiç de kolay olmuyor. Hocam delik koltuklarım var. Hangi ürünü kullanmalıyım? Koyu kahverengi koltuklarım değil. Multi dekor çalkıt grubuyla boyayabilirsiniz. Çalkıt grubu deri en azından daha doğal görüntüler elde etmenizi sağlayan, ay elimdeki boyalar çıktı, sağlayan boya grubudur. Ve sizi ortalama, hani değişkenlik gösterir tabii ki de, bu bir kural değildir ama ortalama 2 kat gibi bir oranlamayla boyanızı kapatmanızı sağlar. 2 kat olmasının avantajları vardır. Nedir biliyor musunuz? Boya yüzeyde kalın olmadığı için derinin dokusuna da işlediğinden dolayı herhangi bir atma kabarma işlemi gerçekleştirmez. Şimdi bakın bu işlemi yaptım. Elim hep düz. Bastıra bastıra yüzeyde boyayı, alttan beyazlıkları görmek istediğim için elim hep düz. Net boya yapmıyorum. Şu kenarlarını da yine aynı şekilde glaze'le inceltmiş olduğum kırmızıyla tamamlıyorum. Hocam fayans boyamadan önce aralıkları nasıl kapatabiliriz? Fayans boyamadan önce neyi kapatabilir miyiz? Aralıkları. Derz aralarını mı? Sanırım. Derz aralarını neden kapatacaksınız? Boyasınız bile hani o çok doğal bir görüntü verir aslında. Şimdi ortada fırça darbelerimin kaldığı noktalar için elimi bakın aldım. Bir kenardan bir kenara. Hocam fırça izi kalmaması için nelere dikkat edin? Dümdüz ilerliyorum. Burada. Fırça izi kalmamanız için ortada fırça darbesi bırakmıyorsunuz. Bakın boyama işlemi şu an benim için tamamlanmış olsa dahi yüzeyde bakın elimi hep dümdüz kaydırıyorum. Boyamı şu an glaze ile incelttim. Alttan o beyazlık dokusunu hafif hafif görmek istiyorum. Şurayı bu arada temizlemem gerekiyor. Elimdeki boyayı demin oraya sürdüm. Bakalım çıkartabilecek miyiz? İnşallah çıkar. Evet çıkıyor. Bakın şu an kat aralarında bir gün beklememiş olmama rağmen ıslak mendille kirletmiş olduğum sandalyeyi de siliyorum. Sadece tırnaklamak da değil, boyamızın sağlamlığını, nasıl aşamalarda, nasıl tepkiler verdiğini şu an aslında sizlerle canlı canlı hani gerçekte bir şekilde yaşıyoruz. Şu anda vernik yok. 2 kat boyadım ve bir gün beklemedim kat aralarında. Direkt uyguladım. Şimdi şu iki aşamada burası kururken diğerleriyle hemen devam edeceğim. Evet. Bir önceki stansılımı tekrar elime alacağım. 320 numaralı stansılımı elime alıyorum. Fazla boyamı bırakıyorum. Kırmızı alanım kurur iken kağıt bandımı yapıştırdığım alan şurasıydı. Evet. Tam kenarda. Her yeri yapmayacağım. Çok net de yapmayacağım. Hocam mermer efektini mutfak tezgahında yapabilir miyim? Siyah çalkıtla boyadım. Beyaz, iç siyah ve titanyum gümüşle yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Hatta YouTube kanalımızda paylaşmış olduğumuz bir mermer çalışmamız var. O da size belki bir fikir verebilir. Evet. Biraz da mesela şuradan alalım. Şu an boyayı çok azaldım. Yavaş yavaş. Hocam deri ceket boyanabilir mi? Boyanabilir.
Vernikli eski stil mutfak dolaplarım var. Rich Matte Surface boya aldım. Vernikleri zımparalamadan direkt sürebilir miyim ve sünger fırça mı kullanmam gerekir? Tabii ki de boyayabilirsiniz. Herhangi bir zımparalama işlemi yapmanıza gerek yoktur. Boyama işlemi bittikten sonra ama mutlaka vernikliyorsunuz. Biraz da şöyle hareketlerle yazalım. İkinci bir ürün kullanmanıza gerek yoktur demiştim en son. Zımparalamadan direkt çalışmaya başlayabilirsiniz. Hocam metal bulaşıklarımı neyle boyayabilirim? Multi Surface, Multi Decor Çalkıt grubu her ikisi de olabilir. Tercih etmiş olduğunuz renklerle boyayabilirsiniz. Evet. Biraz yatay, biraz dikey olmak kaydıyla şu an stencil'ımı tamamlıyorum. Birazcık daha boya alayım bu arada. Hocam deri cekete hangi boya kullanılır? Multi Decor Çalkıt grubundan renk tercihini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Mutfak dolaplarına nasıl vernik kullanmam gerekiyor? Burada göreceli bir kavramdır bu. Hani parlak isteniyorsa high gloss olabilir. Mat isteniyorsa mat vernik veya yarı mat vernik kullanabilirsiniz. Eğer ultra mat isteniyorsa ultra mat su bazlı vernik kullanılabilir. Ama boyama işlemi bittikten her zaman söylediğim gibi 2 gün sonrasında bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Hocam boya bittikten sonra 2 gün beklemeden vernik atarsak ne olur diye bir sorumuz var. Ne olur? Şöyle bir durumla karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Boyanın boyama esnasında kurumasının hiçbir önemi yoktur. Önemli olan boyanın yüzeyde tamamen kendi kendini sabitlenmesi gerekmektedir. Bu da eğer siz vernik attığınız durumda bu hava teması kesileceği için alttaki boyanın zaman içerisinde sabitlenme süresini uzatır ve ufak darbelerde çok çabuk hani kalkma, kopma gibi durumlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Bu bir risktir. Bence bu riski göze almayın. Hocam çalkıt boya fırça mı yoksa rulo ile mi daha iyi olur? Her ikisi de olur. Tercih meselesidir. Hani rulo ile olmaz, ille de fırça ile olur diye bir tabu kesinlikle yoktur. Ama benim tavsiyem birinci katlardan sonrasında mutlaka fırça ile devam edin. Hocam sandalyemizi hediye olarak istiyorlar. Kargo ile gönderilebilecek bir ürün değil ki bu. Şimdi bakın zımparayla ilk başta ne yapmıştık? Çalkıt grubuyla kadeler rengiyle boyamıştım. Sonra yine çalkıt grubundan kırmızı içerisine katmış olduğum glaze sayesinde boyamı biraz daha transparan bir hale getirdim. Şimdi çok hafif dokunuşlar ile biraz zımparalıyorum. Zımparalamamdaki maksat alttaki o beyaz görüntüyü elde edebilmekti. Şu anda bu kısımlarında zımparayı çok bastırmamakla, çok bastıramıyorum. Çünkü dediğim gibi ben şu an öyle kat aralarında ikişer gün falan beklemedim. Biraz önce sizlerle beraber yayında yapmış olduğum, boyamış olduğum bir ürün ne kadar da sobada kurutmuş olsak aslında daha tam doğru %100 kuruma gerçekleşmeli. Evet, şu doğal eskimiş bir görüntüyü yakalıyorum. Evet, bu işlemi de tamamladıktan sonra yapacak olduğum şey eskitme kremimle olan süngerimi tekrardan elime alıyorum. Fazlasını bırakıyorum. Kırmızı kısımları için konuşuyorum. Sadece hani böyle kenarlardan koyudan açığa doğru giden bir etki yaratmak istiyorum. Bir bütün de yapmayacağım. Hocam deri koltuklarımın bazı yerlerinde ufak delikler var. Boyamadan önce yapılacak bir şey var mı demişler. Yani koltuğunuzu önce tamir edin. Eğer boyayarak tekrardan kullanıma geçmek istiyorsanız durum çünkü boyayla kapanmaz. Hocam çelik çaydanlık boyanır mı? Boyanırsa kaç gün kuruması beklenir? Hangi boya ile bir de hangi vernikle olur diye soruyorum. Multi Surface ile boyayabilirsiniz. Multi Decor Çalkıt grubu ile boyayabilirsiniz. Her ikisi de
kullanabileceğiniz bir üründür. Boyama işlemi bittikten yaklaşık bir gün sonrasında vernikleme kısmına geçmeniz gerekmektedir. Şu an eskitme kreminden birazcık daha alıyorum. Isıya dayanır mı peki hocam? Tabii ki de. Bununla ilgili sayfalarımızda birçok paylaşım var. Hani boyamış, boyayanların paylaşımları hatta. Hani kendilerinin real gerçek yorumlarını bile alabilirsiniz. Hani ben şu an size firma üzerinden bir yorum yapıyorum ama bu işlemlerimizi, ürünlerimizi satın alarak boyama işlemlerini gerçekleştiren kişilerin Instagram'da bu Richard Craft sayfamızda yapmış olduğum paylaşımlarda gerçekten bu çalışmaları yapan kişilerin emeklerini de paylaşıyorum. Bütün çalışmalar firmamıza ait değil. Oradan da o bilgileri edinebilirsiniz. Bakın şimdi böyle hafif yumuşak bir geçiş. Sağ hocam, kırmızının üzerine sürdüğünüz eskitme kreminin rengi nedir? Siyah. Ama yoğun sürmediğim için hani böyle sanki bordomsu gibi görebiliyorsunuz. Aslında şu an kullanmış olduğum renk siyah. Hocam, daha bitmedi. Titanyum gümüşle duş akabim metal boyanır mı? Boyanır. Çok da güzel olur. Şimdi bir başka sünger elime alacağım. Bu sefer kullanacak olduğum rengim karamel rengi. Multi Surface grubundan karamel rengini kullanacağım. Esra, yine tabağıma az miktarda sıkıyorum ve tekrardan kullanacak olduğum ürünüm glaze'im yine yanına koydum. Süngerimi alıyorum. Biraz glaze'e biraz boyaya. Şu şekilde bir karıştırdım. Bunu da sadece kenarlarda çalışacağım. Fazlasını bıraktım. Elime bir de ıslak mendil alacağım. Çünkü çok yoğun gitmesini istemiyorum. Yer yer. Hocam, banyo dolabımı boyadım. Üst kısımlarında atmalar oldu. Tekrar boyayacağım. Zımpara yapmam gerekiyor mu? Evet. Pardon, özür dilerim. Hayır. Zımpara yapmanıza gerek yok. Direkt uygulayabilirsiniz. Atan yerlerde, kalkan yerlerde çok ciddi kaplama kalkıkları varsa onları ama temizlemenizi tavsiye ederim. Glaze'le karamel rengimi karıştırarak sürmüş olduğum boyamı sadece kenar noktalarda bakın gerçekleştirdim. Süngerin yaratmış olduğu bu darbeleri de yok ediyorum. Şimdi bu tarafa geliyorum. Evet. Biraz da sarı kırmızı etkisi yaratsın. Evet. Nereden baktığımızla alakalı. Hocam, mutfak dolabım açık ceviz. Titanyum gümüş yapacağım. Hangi ürünleri kullanmalıyım? Metalik tonlarınızı Titanyum Metalik serisinden seçmiş olmanız gerekiyor. Akrilik grubunuzu Multi Surface serisinden seçebilirsiniz. Veya Multi Dekor Çalkıt grubundan renklerinizi tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi bakın şu şekilde tamamladım. Şuradan bandımı da kaldırayım yavaş yavaş. Evet, bakın finale doğru adım adım ilerliyorum. Hani ilk bir işlem yapmadan siyahlarımı bantla kapattım demiştim ya sizlere. Buradaki görüntü. Ay çok mu cici oldu bu ne? Evet, şöyle göstereyim. Evet gibi yaz. Eğer bunu güzel çekemiyorsan bak bu sefer senle papaz olacağım. Bence şu an gayet güzel çekiyorum. Evet, şimdi sadece dediğim gibi kenarlardan. Hocam, bez ayakkabıma çıktı resimle transfer yapsam üzerine korumak için ne sürmeliyim? Bez ayakkabınıza transfer yapacaksınız ama sonrasında onu giydiğiniz zaman ister istemez çatlamaları gerçekleşecektir. Hocam, YouTube'a konulacak mı bu video? Tabii ki de. YouTube kanalımızda yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımız YouTube kanalımıza yüklenecek. Gün içerisinde çünkü şöyle söyleyeyim. Aslında şu an sizlerin en yoğun olduğu saat diliminde bu yayınları açıyoruz.
kimisi işte, kimisi evde bir şeyler yetiştirmeye çalışıyor ki Ramazan ayındayız. Ama sonrasında en azından daha rahat seyredebilmeniz için her yayınımız YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet. Hocam, bu kırmızı bölümde yaptığınız çalışmayı bir çekmece üzerinde de yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Ben şu an sizlerle hep aslında farkındaysanız fikirler paylaşıyorum. Hani bu sadece bir sandalye olarak düşünmeyin veya bunu sadece bir ürün çekmecenin üstü gibi düşünmeyin. Aslında yapmış olduğumuz bu teknikler her yüzeyde uygulayabileceğimiz bir çalışma sistemidir. Öyle söyleyeyim. Evet. Ay, çok şükür hocam. Dostlar, benim de artık renkli bir sandalyem var. Evet, bu da benim keyfimin. Bu arada bantı bakın burada güzel yapıştıramamışım. Alttan buralar kaçma yapmış. Ama onları da temizleyeceğim. Hocam, elimde glaze yok. Orta sehpamı boyamak istiyorum. Doku efekti vermek istiyorum. Glaze şart mı? Mevcut bu tarzda bir doku çalışması gerçekleştirecekseniz evet. Çünkü glaze boyanın yapısını bozmadan sizin alttaki dokuyu bozmadan boyanızı suyla inceltmeye kalktığınızda alttaki boyanızı da yumuşatır. Ama glaze yumuşatmaz. Yarı transparan bir görüntü verir ve daha sorunsuz bir şekilde sonrasında kullanmanızı da sağlar. Hocam, bu sandalyeyi hangi verniğe uygulayacaksınız? Yarım hat vernik uygulayacağım. Bizim en çok kullandığımız. Yatay mı yapsam, dikey mi yapsam? Şöyle yarım yapayım. Evet, bazı şeyler de çalışma esnasında gerçekleşiyor. Şu an siyah. Multisurface akrilik kullanıyorum. Hocam, bir günde modeling pasta çalışması yapar mısınız? Çalışacağım. Modeling pastayla daha önce bir çalışma gerçekleştirdik ama tekrarlarız. Bunlar dediğim gibi YouTube kanalımızda da mevcut. Oradan da bir önceki yayınımızı da seyredebilirsiniz. Ama tekrardan farklı bir çalışmada yapılabilir. Evet. Şimdi bakın, yer yer şurada bir değdirdim. Bunu benim sakarlığım üzerinde ya. Şöyle yapalım. Şurayı da. Dilek Hanım, yarım at vernik olacak. Evet. Verniği soruyorsanız yarım at vernik uygulayacağım. Şöyle oturtturayım. Hocam, stencil yapmaya çalıştım duvarları ama hep alttan kaçtı. Ne yapmam gerekiyor? Stencil spreyi kullanın birincisi. İkincisi, boyanızı çok yoğun kullanmayın. İncelterek kullanın. Yani inceltmeden kastettiğim şey aslında suyla yapacak olduğunuz inceltme hareketi değil. Boyanızın fazlasını fırçanızda her zaman bırakın. Ondan sonra duvarda uygulamanıza geçin. Ve mutlaka stencil spreyi kullanın. Çünkü duvarlar zaten çok hareketli yüzeylerdir. Evet, bakın nasıl görünüyor. Hocam, Instagram'da 1,5 dakikamız var. Evet, bu şekilde sehpamı, plastik sandalyemi daha doğrusu tamamlamış olacağım. Final fotoğrafını sizlerle paylaşırım. Bakın, plastik olduğunu görüntüsü de zaten burada şu şekilde katlandığında da şu şekilde şık bir sunumla tamamlamış olacak olduğum plastik sandalyemi bitirdikten sonra yarım at vernikle vernikleyeceğim. Çünkü ben şurada böyle bir kombini gerçekleştiriyorum. İstediğiniz her şeyi yapmanız mümkün efendim. Önemli olan rich multi surface multi dekor çalkıtlar. Bunlar sizin için yeterli. Cuma günü yayınımız olmayacak. Miniklerimizin karne alması sebebiyle pazartesi günü yeni yayınımızla devam ediyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.